Adem Usta ve İsmail Usta'yı izliyoruz. Arazi, tarla düzenleme, tarlanın ekilemeyen kısımlarını yapma ve şu anda izlediğiniz gibi mazot bidonları, mazot nakli ya da ikmali diyelim. Arazide sizler de çalıştığınız zaman gelip uzak yerde olursunuz. Gelip mazot alma imkanınız olmaz. O yüzden mazotu arazide bidonlarla götürüp makinenin deposuna koyacaksınız mutlaka. Her zaman süzgeç bulamayabilirsiniz. Her zaman temiz bir şekilde depoya koyamayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda en önemli şey dikkat etmeniz gereken kapağın kenarındaki pislikleri temizleyin. Deponun ağzındaki pisliklere falan dikkat edin. Bidonun ağzına varana kadar bidonun içine temiz bir şekilde boşaltmaya çalışın. Yoksa işiniz aksayacaktır. Şu anda izlediğiniz görüntülerde JCB Bekolodur'un tarla düzenlemesi yaptığı yer şurası. Evet, tam ellerimle işaret ettiğim yer, ekilemeyen kısım yer. Orayı aşağıya doğru yatırarak, evet, yüksekteki yerler aşağıya doğru yatırarak buranın traktörle sürülecek vaziyete gelmesini sağlıyor. Şu ekilmeyen kısmında ekime kazandırılmasını sağlıyor. Bak, tam şura gösterdiğim yerde ekilemeyen kısım, oralar tarlaya katılacak. Bütün tarlanın, büyük bir tarlanın bütün çevresinde böyle bir yer olduğu için şu an görünen kısım az görünse de her ne kadar bayağı birkaç dönüm, belki 5-6 dönümlük bir arazi. Çoğu yerde bu bir tarla eder. Ekilemiyor. O yüzden ekilmesi gerekiyor ve düzenleme işlemi yapılıyor. Evet. Şimdi ise batmış bir tırın. İzliyorsunuz, mıcır. Mıcırın altı ham toprak ama yumuşak toprak, dolgu toprak. Mıcıra güvenip tırcı arkadaşımız biraz açılmış. O yüzden saplanıp kalmış. Bekolodur kurtaramadı. Diğer makine kurtaramadı. 55 dahi normal kara kuvvetle, yani kaba kuvvetle, çekmeyle kurtaramadı. Çünkü güç alamıyor, zorlayamıyor. Mıcır ve boş toprak. O yüzden teknik bir çalışma yapılıyor burada. Bu gördüğünüz tır buradan kurtarılacak. Batmış. Öncelikle kamyonun kasası, yani damperi, her neyse, çekicinin çektiği arkadaki remork çekiciden ayrılarak biraz çekici ilerliyor, biraz ilerliyor, onu çekemediği için arkadaki kasayı altından biraz da 55'in yardımıyla ilerliyor. Oyduğu tekerlerinin, çekicilerin oyduğu kısmı biraz doldurup tekrar altına, tam çıkmadan çıkıyor tabii, çekiliyor derken tekrar giriyor. Bu sefer daha yüksekten kavrama gücü olduğu için, tekerlerin izi dolduğu için biraz da 55'in yardımıyla buradan çıkacak. Çıkacak ama bayağı bir uğraştırıyor. Zaman geçiyor. Şu anda hemen izlediğiniz görüntülerde falan değil. Bayağı uğraşıyoruz. Burada arkadaşlarımız, ekip bayağı uğraşıyor. Teknik bir çalışma. Biraz izleyelim. Hızlandırılmış vaziyette izliyorsunuz zaten. Batıyor, ortalık çok bozuluyor. 55 şu anda izliyorsunuz, düzenliyor, tekrar zemini düzeltmeye falan çalışıyor. Sonra güç almak için olmuyor, tekrar zemini kazıyor, sert yeri bulmaya çalışıyor. Kazıyor, mıcırı falan alıyor, sert yeri bulmaya çalışıyor. Tekrar alıyor, tekrar takıyorlar. Bayağı bir uğraşıyorlar. Sonunda çıkıyor ama teknik çalışma ve uğraş olmasa, kaba kuvvetle o kadar oturmuş ki kamyon, çıkması imkansız gibi duruyordu. Yani sadece kaba kuvvetle zorlayıp da çekmeye çalışıp sonra çekemeyip giden iki tane ekip var. İki tane bekolodur veya ekip var arkadaşlar. Makine var bildiğim. Burada 55 de çekemiyor çünkü kendisi de oturuyor. Eşi yeniyor, eşiniyor. Paletli de olsa altı yumuşak. O yüzden zorlayamıyor. Altını kazıyoruz. Yine zorlayamıyor. Sonra teknik bir çalışmayla, işte kamyonun dediğim gibi çekicilerin altını falan dolduruyoruz, çekiyoruz derken haydi bismillah, haydi bismillah. Evet. Kasayı almaya çalışıyor. Şu anda kasayı diyorum, kabini. Önden kabini almaya çalışıyorlar arkadaşlar şu anda ve başardılar sanırım. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Şey, biraz daha kaldırın. Biraz daha kaldırın. Olacak arkadaşlar, olacak. Bu kamyon buradan çıkacak Allah'ın izniyle. Önce ön kabin, sonra da dorsayı alacaklar şu anda. Tabi ufak tefek heyecanla yapılan hatalar oluyor ama yine de başarılı bir çalışma.
teknik bir hava kuvvetli olmadan teknik bir çalışmayla şu anda almaya çalışıyor arkadaşlarımız. Evet, heyecandan, korkudan, yaşanan olaylardan ufak tefek yanlışlıklar, hatalar oluyor. Ama şu anda en azından ön daha sonra kasayı biraz yani şeyi dorsayı biraz döndürerek şu çukurdan kurtarmalar. Bence oradan çıkmaz. Bence bilmiyorum da. Sağa doğru